Saygı Öztürk İnce İstanbul'dan başladı. Muharrem İnce'yi dün bazı CHP milletvekillerinden telefonla arayanlardan gel bu işten vazgeç, mücadeleni partimize sürdür diyenler de haklısın. Bizim de rahatsızlıklarımız var. Belediye başkanları illerinde partiyi yönetir hale geldi diye yakınanlar da var. İnce CHP'den ayrılacağını, partisini kuracağını belirtti. Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor dedi kendisine ve arkadaşlarına yapılanları affetmiyor. O da belediye başkanlarının seçimlere bu kadar müdahil olmasına tepkili. Yeni parti için görüşlerine önem verdiği ve birlikte yürümek istediği bazı isimlerle telefonla konuştu. Dün de İstanbul'a gitti. Bazı görüşmeler yapıyor. Konuştuğu 18 kişiden 17'si varım dedi. Yeni bir siyasi parti kurulmasının gerekliliğini de anlattı. İnce'nin hem hemşerilik hem deneyimleri nedeniyle konuşacağı isimlerden birisi de eski başbakan Mesut Yılmaz olacak. Yılmaz ve İnce'nin eskiye dayanan dostluğu var. Bu dostane bir görüşme olacak. Tartışılan CHP. Başbakanlık AKP Genel Başkanlığı yapmış olan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, eski bakanlardan Ali Babacan AKP'den ayrılıp parti kurtular. Araştırma sonuçları eğer yanlı değilse iki siyasi partinin oy oranı %5'i bulmuyor. İnce'nin kuracağı parti CHP seçmeninin önemli bir bölümünü götürür hesapları yanlış. CHP seçmeni bilinçli hareket ediyor. Yeri geldiğinde HDP'nin barajı aşması için ödünç oy verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığında aranan 100 bin imza için bazı isimlere imza desteğinde bulundu. İyi Parti'nin seçime katılmasını sağlamak için 15 milletvekilini bu partiye veren de CHP'dir. Bu kritik adımlar atılırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da destek olundu. Memnun olanlar, Muharrem İnce CHP seçmeninden tabii ki oy alacaktır ama bir o kadar da diğer siyasi partilerden dalacaktır. Ama alınacak oy toplamlarının CHP'nin çok gerisinde olacağını İnce de hesaplıyordur. Yeni partinin kuruluşu zaten tartışılır durumda olan CHP'yi daha çok tartışılır yapacaktır. Dahası İnce'nin partiden niçin koptuğunu açıklarken kuşkusuz bazı iddiaları da buna karşın verilecek cevaplarda olacaktır hükümete yakınlığı ile bilinen yorumcuların ana konusu da hep CHP olacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisine bir oy daha fazla gelsin diye çaba gösterirken bunun için eleştirileri göze alıp açılımlar yaparken ittifaklar oluştururken incenin parti kurma niyeti inanıyorum ki en çok Kılıçdaroğlu'nu etkilemiştir. Yönetimden giderse gitsin diyenler hatta bu kopuştan memnun olanlar da çıkacaktır. Unutmayalım MHP Genel Başkanı İyi Parti'ye giden eski MHP'lilere yuvaya dönün çağrısı yaparken CHP'de bu ayrışma partiyi yaralar. Okuyucudan gelen, okuyucularımızdan da çok sayıda ileti geldi. Onlardan birkaçını aktarıyorum. Bir ruh hekimi olarak uzun süredir Türkiye siyasetini lider profilleri siyasi örgütler çerçevesinde takip eden, inceleyen, analizleyen biri olarak net bir şekilde şunu söylemeliyim. Muharrem İnce'den Parti Genel Başkanı hele hele Cumhurbaşkanı olmaz. Olamaz. Bir başka okuyucu, CHP'ye yıllarca oy vermiş ben, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu ve ekibinin partiyi terk etmesi adına CHP binası önünde veya içinde açlık grevi yapmasını öneriyorum. İzmir seçmeni olan ben gelir sayın İnce'yi desteklerim. Bir başka diğer okur, parlamenter sistem bugün devrede olmadığına göre yeni bir parti bir ayrışma değil ancak bir ümit olur. CHP en az hükümet partisi kadar insanları kızdırıyor. İnce ayrışma değil birleşme sağlar. Belki de kuracağı parti büyük bir rüzgar yakalar. Sonrasında CHP İnce'nin partisiyle birleşir ve CHP ismi altında tek bir parti olarak yoluna devam eder. Ya da etmese de olur.